Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 5 Mart 2022 Cumartesi. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. En sıcak nokta çatışmaların sürdüğü Ukrayna elbette. Rus ordusu büyük bir kuvvetle başkent Kiev'i kuşatmaya hazırlanıyor. Yapılan müzakerelerde sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmasına karar verilmişti ama olmadı. Silahların susmadığı ülkede binlerce sivil ateş attığında kadınlar, çocuklar korku içinde çatışma bölgelerinden çıkmayı bekliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmeyen NATO'yu zehir zemberek sözlerle suçladı bugün. Yalnız bırakıldık dedi ve ölenlerin sorumluluğunun NATO'da olacağını söyledi. Devamında da söyledikleri var. Hepsini getireceğiz ekrana. Savaşın bitmesi için Türkiye'de devrede. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüşmüştü. Bugün külliyeden önemli bir açıklama daha geldi. Erdoğan'ın yarın Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceği duyuruldu. Bu görüşme çok kritik çünkü Moskova Ukrayna ile görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini ilan etti dün. Gelin şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta 10. günün özetini izleyelim. ATV Haber'e hoş geldiniz. Sahada çatışmalar artıyor, Rus birlikleri şehir merkezlerine ilerliyor. Rusya Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde Mariupol ve Volnovaha kentlerindeki sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes başlattı. Ateş altındayız, sivil tahliyeleri bir yandan gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Asker sivillere zarar görmesin diye koşarak o noktaya ulaşan sivilleri yine bizim bulunduğumuz yere biraz daha güvenli bir noktaya getirmek için büyük çaba harcıyor. Ama ateşkes kısa sürdü. Ukrayna tarafı Rusların saldırıları sürdürdüğünü iddia etti ve tahliyelerin gerçekleşmediğini duyurdu. Yani binlerce sivil iki ateş arasında mahsur kaldı. Kuşa artık tamamen bombardıman altında. Kentten yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Üstelik Meskumaha çatışmaları buraya kadar ulaştı. Çatışmalar hem karada hem de havada devam ediyor. Zırhlı araçların top atışıyla vurulduğu anlar görüntülendi. Rus ordusuna ait bir helikopter de karadan atılan bir füzeyle düşürüldü. Havada vurulan bir savaş jetinin düşmanı ise kameralara böyle yansıdı. Fırlatma koltuğunu kullanan pilot paraşüt sayesinde kurtuldu. Ukrayna halkı da Ruslara karşı direniyor. Rus ordusunun kontrolüne geçen Harson'da binlerce kişi sokağa indi ve gösteri yaptı. Askerler havaya ağır silahlarla ateş açsa da bu eylemcileri durdurmadı. Siviller kadar bölgedeki basın mensupları da hedefte. İngiliz Sky News televizyonu ekibi Kiev yakınlarında saldırıya uğradı. Kameraman Richie Mokler çelik yeleğine iki kurşun isabet etmesine rağmen kayıttan çıkmadı, yaşananları görüntülemeye devam etti. Andrei! Ölümle burun buruna gelen haberciler yakındaki bir fabrikaya sığınıp canlarını zor kurtardı. Ukrayna'da gözlerin çevrildiği bir noktada çatışmaların ve patlamaların yaşandığı Zaporijya nükleer santraliydi. Ukrayna Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin kontrolünü tekrar ele geçirdiklerini ilan etti. Müzik
64 kilometrelik yıkım ordusunun yaklaştığı Kiev'de ise halk sokak çatışmalarına hazırlanıyor. Kent girişlerindeki köprüler imha edildi, sokaklara barikatlar kuruldu. Askerler ve milisler eller tetikte Rus ordusunu bekliyor. NATO ve Amerikan yönetimi Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan etmenin Rusya-Avrupa savaşına neden olabileceğini açıklamıştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise bu karara tepkiliydi ve NATO'ya zehir zemberek sözlerle yüklendi. NATO zirvesi zayıf ve kafa karıştırıcıydı. Herkesin Avrupa için özgürlük mücadelesini bir numaralı hedef olarak görmediğinin açık ve net olduğu bir zirve gerçekleştirildi. Bugünden itibaren ölecek olan tüm insanlar sizin yüzünüzden ölecek. Zayıflığınızdan dolayı ölecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun kaygısını doğrulayan bir açıklama yaptı. Uçuş yasağını doğrudan müdahale sayacaklarını söyledi. Yaptırımlar konusunda ise bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilan etmek gibidir ifadelerini kullandı. Ayrıca Rusya'da Facebook, YouTube, Twitter gibi sosyal medya platformlarına erişim yasağı getirildi.